Arkadaşlar merhaba, ben Adil Eren Bektaş. Herkese hayırlı günler diliyorum. İyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz, sağ olun, teşekkürler. Bugün hava güneşli. Hayvanlarımızı dışarı çıkardık. Gördüğünüz gibi onlar da mutlular. Yeşili otlamak onlar için mükemmel bir duygu. Siz de ahır seçiminizi yaparken görüyoruz sürekli yanlış yerlere ahır kuruyorlar. Ha, bizim yerimiz de aşırı derecede güzel sayılmaz ama ahır seçiminizi, lokasyon seçiminizi yaparken lütfen ahırınızı etrafında mera olabilecek, ineklerin otlayabileceği bir ortamda ahırınızı kurun. Aksi takdirde kaba yeme aşırı derecede fazla para harcarsınız. En azından bir 6 ayınızı böyle yeşili otlatabilmeniz gerekiyor ineklere. Yeşil, güneş, her şey güzel. Ama bugünlerde dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi parazitler arkadaşlar. Çünkü parazitler yedirdiğiniz kesif yemlerde ve kaba yemlerde, kuru yemlerde olmaz. Az denebilecek kadar, yok denebilecek kadar azdır. Ama parazitler, iç ve dış parazitler en fazla hayvanlarınıza merada bulaşırlar. Yedikleri ottan, yedikleri zararlı maddelerden bulaşırlar. Ve bunun önüne geçemezsiniz. Tedavi yollarından bahsedebilirim size. Özellikle iç parazitler nedir bunlar? Kıl kurtları, şerit ve kelebekler. Bunlar hayvana aşırı derecede zarar verir dostlar. Bunu küçümsemeyin kesinlikle. Siz yem yedirirsiniz, kilo almaz. Otlar dışarıda akşama kadar ot yedirirsiniz. Ne bileyim, en güzel, en iyi şekilde beslersiniz hayvanı. Ama zayıftır, kilo almaz. Durumu iyi değildir. Şöyle halsizlik yapar. Çünkü içeriden sürekli bu parazitler sizin hayvanınızın yediği yemleri yer, tüketirler. Diğer bir unsur ise dış parazitler. Onlar da yine burada. Nedir bunlar? Uyuz, bit, pire ve kene. Bizim buralarda çalı kenesi denir. Bunlar da yine dış ortamda bulundukları için aşırı derecede bulaşabilirler. Bunların veteriner hekimlerinize danışarak hayvanlarınızı dışarı çıkarmadan önce bu uygulamaları yapmanız lazım. İç parazitler için haplar var, bahsetmiştik. Onlarla dış parazitler için de yine onun özel bir sıvısı var. İğnesi var onlar. Şimdi iğne dış parazitleri daha ziyade çözüyor. Haplar da iç parazitleri daha ziyade çözebiliyor. Ve bunu şöyle söyleyeyim, en önemlisi 4-5 ayda bir tekrarlamanız gerekir. Çünkü siz içerideki parazitleri öldürdüğünüzü zannediyorsunuz. Diyelim hapa attınız, içerideki parazitler bitti diye bir dünya yok. Onlar ölürken içeride kendi yumurtalarını bırakıyor. Ve bu yumurtalar tam 4 ay sonra tekrar canlanmaya, büyümeye başlıyor. O yüzden tamamıyla bitiremiyorsunuz. Ben tabii konuşurken arkada oğlan iş yapmaya çalışıyor. Suni tohumlama mı yoksa boğayla mı, onu da ayrı bir gün konuşacağız. Dediğim gibi 4 ayda bir tekrarlarsanız tamamıyla yok edemezsiniz ama en azından yumurtaların tekrar üremesine, büyümelerine engel olabilirsiniz. Şimdilik söyleyecek başka bir şey yok. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.